İyi günler sayın seyircilerimiz. Bugün size o kadar güzel bir sanatçı takdim ediyorum ki. Yüzü güzel, kendi güzel, yüreği güzel, şarkıları güzel, filmleri güzel, olağanüstü. Star ya, star. Türk sinemasında bir star. Onu nasıl kaptık biliyor musunuz geldiğinde? Bütün filmlerde peşinden koştuk. Bir büyük star ki nasıl seviliyor? Unutulmayanlardan, unutulmayacaklardan. Ve sürpriz olsun size, onun söylediği bir şarkı var, bir klip var böyle yenilerde, yeni çıkardığı bir klip. Oradan hep beraber bir tanıyalım onu. Buyurun. Sen uzaklarda değil, damarımda kanımsın. Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın. Sen uzaklarda değil, damarımda kanımsın. Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın. İste kölen olayım, İstersen öldür beni. Başkasını seversen inan yaşatmam seni. İste kölen olayım, İstersen öldür beni. Başkasını seversen inan yaşatmam seni. Birazcık seviyorsan sözlerime darılma. Seni kıskanıyorum, beni yanından ayırma. İste kölen olayım, İstersen öldür beni. Başkasını seversen inan yaşatmam seni. İste kölen olayım, İstersen öldür beni. Başkasını seversen inan yaşatmam seni. İste kölen olayım, İstersen öldür beni. Başkasını seversen inan yaşatmam seni. İste kölen olayım, İstersen öldür beni. Başkasını seversen inan yaşatmam seni. Sayın seyircilerimiz, demedim mi bu kadar güzel, bu kadar şeker, bu kadar şekerliğiniz sevim. Efendim ne demek? Ne kadar güzelsin, ne kadar adın çok var, güzeller güzeli diye. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Ay yani niye beni böyle göklere çıkardın bugün? Uçarak oldu. Gideceğim eve herhalde. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Her zamanki gibi çok naziksin, zaten çok değerlisin. Seni kelimeler yetmez anlatmaya. Canım, ben de seni Nilcim anlatmaya kelimeler yetmiyor. Vallahi bir hafta çalışıyoruz ekibimizle. Harika. Her şeyin güzel. Film yapmışın güzel. Şarkı söylemişin güzel. Kliplerin güzel, sıcaklığın, sevecenliğin. Ben olduğum gibiyim. Ben seni öyle tanıdım. Hiç sahte tarafım yoktur. Olduğum gibidir. Yani buraya konuk geldim, aynıyım. Kamera arkasında da aynıyım, çok iyi biliyorsun. Aynen. O yüzden o samimiyet geçiyordur. O geçiyor. O geçiyordur. Bir de o sevgi ve sıcaklığın, sen yüreğinle beynini aynı anda kullanıyorsun. Sevgi olacak. Aynen. Sevgi olmayan yerde ben yokum. Kesinlikle. Ben seni tanıdığım seneler önceden tanıyorum, evet, biliyorsun. Çalıştıkta o arada bir tek şeyi hissettim. Kırmayayım, kırılmayayım. Aynen. Yani karşılıklıdır her şey. Ben buna çok inanıyorum. Ben çok sevebilirim. Karşı taraf da çok sevebilir ama seviyorum diye kırıp dökmeyeceksin. Senin o duygularını biliyoruz. Biz böyle birazcık hadi eskiye gidelim diyelim, demeyelim de fazla. Zaten şuraya geldim, bunları gördüm böyle. Ya bakar mısın? Hazırlamışsınız ya eski fotoğraflarım. Ay ben var ya birazdan ağlayabilirim. Çok hassasiyet üzerimde, tüylerim diken diken oluyor. Çok keyifli bir ortam. Çok teşekkür ediyorum. Canımsın, daha nelerin var. Daha şarkılarım var. Bir belgesel çekiyoruz sana. Harikasın. Benim hayata için onur oldu. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben ta senin o dönemlerinde, ilk dönemlerine gittiğimiz zaman şeyleri görüyoruz böyle. Hadi bir filmde oyna. O kadar güzelsin ki. Hep geliyordu teklif. Teklif geliyor. Bu arada ablan var. Ablamdan Gökben dolayı tabii. He, ablan yani aynı... tanınıyor, şarkı falan. Evet. Bunun yanında da geliyorlar, kapıyı çalıyorlar. Gökben'de ya bir şey söyleyeceğiz, bir çay içeceğiz. Bir dönüyorlar. Dünya güzeli bir kız var. Bu kim diyorlar. Kardeşi. Oradan sonrasını sen anlatacaksın. Evet tabii ablam ünlü olduğu zaman ben daha o sıralar okuyordum. Okul hayatım vardı. Ve benim hiç ünlü olayım diye bir düşüncem yoktu. Sadece hani böyle okulumu bitireyim. Mütevazi Türk ailesi. Çocuğumu yapayım falan. Böyle düşler içerisindeyim. Pembe rüyalar. Fakat insanı hayat öyle bir şekillendiriyor ki. Aslında kaderci değilim, pek fazla da olmak istemiyorum ama hakikaten bu noktada inanıyorum. Çünkü hiç istemeye öyle bir yere geldim ki birdenbire her şey değişti ve sinemada başladı. Sahne hayatımda başladı. Hepsi birbirinin ardına gelmeye başladı. Ve ben kendimi bir anda herkesin tanıdığı, ünlü dediğimiz kesimden biri olarak görmeye başladım. Ama... tabii ki ablamın önümde olması bana kapıları açtı. Dediğiniz gibi işte gazeteciler geldi. Veyahut da ben ablamla beraber ona eşlik ettiğim zaman gittiği yerlere. Yönetmeni de gördü. Ne bileyim ben gazino patronu da gördü. Hepsinden sürekli teklifler aldım. Türkiye güzelliği için teklif aldım. Telefonlar geldi. Ben hepsine hayır diyordum. Zaten çok utangaç bir mizacım vardı. Kıpkırmızı oluyordum bana böyle teklifler gelince. Çok hayran olduğum Kadir İnanır'la karşılaştım bir gün. Küçüktüm, daha ortaokul. Ablamla yan yanaydık. Ablam benim onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Kapıdan Kadir İnanır gelince ben böyle çöktüm kaldım. Dondum resmen. Ablam da demez mi? Kadir bu sana aşık, çok seviyor diye. Ben kıpkırmızı bir şekilde kaldım orada. Sonra Kadir dedi ki kalk bakalım dedi, sorulayım sana falan dedi. Allah'ım, hayatımda unutamadığım bir gündü o. Dolayısıyla böyle çok şeyler yaşadım. Hatta Kadir İnanır'la bir film yaptık onu seneler sonra. Dokunmuyorum sana. Seneler sonra, çok ilginç. O sarıldığı insan seninle beraber karşı karşıya filmde oynadık. Filmlerimiz yani var. Unutulmaz bir hikayedir bunlar. Bende tabii böylesi çok var. İşte ne bileyim Ali Kocatepe geldi. Sevgili Ali Kocatepe evimize. Gökben'in müzik prodüktörüydü. İşte benim de saçlarım hep uzundur. Şimdi bu sene nasıl olduysa kıydım, kestim böyle uçlarından. Ama çabuk uzuyor artık. Dedi ki bir şampuan reklamı var. Nilcim seni oynatalım mı dedi. Ben de daha okula gidiyorum. Yok Ali abi dedim. Ne işim var falan. Dedi ki yok dedi. Sen dedi tam o şeye uyuyorsun dedi. Yani anlattıkları portreye dedi. Tamam dedim, o zaman gidelim. Gittik ajansla bir anlaşma yaptık. O reklam filmi bir oynadı. Ya. O oynayınca ben kendimi seyredince bir şok oldum yani, bir tuhaf oldum. Sonra okulda arkadaşlarım falan ay ne güzel şöyle olmuş böyle olmuş deyince ben de bayağı bir havaya girdim. Ama girdi. Doğrusu hoşuma gitti. Ondan sonra zaten o reklam şirketi, model ajansın sahipleri beni sürekli aradılar çekimlere. Çok reklam filmi yaptım öncelikle. Çok. O reklam filmlerindeki zaten oyunda gerektiren bir şey var. Seni biz orada tanıdık. Evet, o reklam yani filmlerinden sonra. Biliyorduk ama oralarda fırladım. Belgin Doruk'un eşi rahmetli. Beni görüyor bir reklam filmine, diyor ki bunda oyun yeteneği var. Hemen beni çağırdılar. Bir filme başlıyorlarmış, dizi filme. TRT1 için hazırlanıyordu. Gittim görüşmeye. Ben tabii Bindere'den bir su getiriyorum. Niyetli olmadığım için yaz gelmiş, tatile gideceğiz, şudur budur. Tamam dedi, bekliyoruz seni. Kısa bir deneme de çektiler. Bayram dönüşü çekiyoruz dediler ve öyle birlikte başladım ben televizyon dizilerine. Çok mu konuştum? Yok, sen, seni dinliyoruz. Biz bugün seni dinlemek için getirdik. Canımsın. Seni tanıtalım. Bu belgesel kolay değil. Neler doğru, nasıl oluyor? Şimdi seni gören genç kızlarımız var. Sana arkadan görüyorlar güzelliklerini, resmini ya da işte bu YouTube'lar, evet, şunlar bunlar, evet, da senin nasıl biri olduğunu görüyorlar. Kesinlikle. Bir de öğrensinler. Hı hı. Yani insanlar biz seni o reklamlarda görünce bu ne ya, bu ne ya dedik yani. Hemen baktık, dedik ki bu kız yani bizden değil yani. Biraz böyle İtalyan falan bir kargaşa, evet, var gibi, evet, o hava. Akdeniz havası var. Var tabii yani. Tanrı'nın sende özellikleri verdiği bir şanslı bir varlık. Ay çok şükür Allah'ıma, çok şükür Allah'ıma. Ya yüzün öyle, gözün öyle. Temin asistanlarımız var içeride. Resimleri biliyorlar ama burada görünce bir asistan kızımız var. Çok severiz içeride. Dedi ki ya bu nasıl bir gözler? Çok bu güzel gözler olmuş, güzel resimler, dedim ki fotoğraflar. Ama gözlerle ilgisi yok. Gözü, ağzı, burnu, yüzü. Yani bu geninde var senin. Tabii kim ki, böyleydi? Tabii ki genetik olması baba gerekiyor. Baba mı, anneden mi bu? Benim anne tarafım Arnavutluk'tan geliyor. Evet. Baba tarafım da yine Balkanlardan geliyor. Ben İstanbul doğumluyum ama tabii ki kökenden gelen bazı genetik özelliklerimiz var. Ne tam anneyim ne tam babayım. İkisinden de almışım. Muhteşem. Halamdan da almışım biraz, rahmetliden. Böyle bir karışım çıkmış ortaya işte. Ama karışım öyle bir karışım değil yani. Canımsın yani. Tanrı vallahi yani. Çünkü o dönemde filmlerin başladı senin. Filmlerde herkesin birbirine söylediği, biliyorsun biz de film çekiyoruz, yönetmeniz falan. Ya bu orada oynuyor. Ya Nil'i bulamayacak mıyız? Diyorlar ki vallahi öbür ay şurada oynuyor. Evet. Bu Kadir İnanır'da oynuyor. Yok, bir filmde oynarken oynuyor. İkinci teklif geliyordu. Evet, geliyor, bekliyorduk. Evet. Ya bekliyorduk ya da eyvah diyorduk. Acelemiz varsa kaçırdık. Öbür şeyde. Evet. Yani sen herkes tarafından. Bir de ben çok seçici oldum filmlerde de. Evet. Tam benim oynamaya başladığım dönemde Yeşilçam'ın en kötü devresiydi. Biraz kötü gidiyordu. Yani o bir seks furyası vardı. O bitmişti. Ondan sonra yeni başlamaya, toparlanmaya başlıyordu. Hani çok daha filmde oynayabilirdim. Daha fazla filmde oynayabilirdim. Çok seçici oldum. İyi yaptın. Yakışan ama rollerde oynadım. O da sana yani geriye baktığımda sıkılacağım bir şey olmasını istedim. Tabii ve ya, öyle de oldu. Ama güzel yani, şeylerde oynadım. Hepsi güzeldi. Evet, hepsi filmlerim güzeldi. Var, sonra seyredeceğiz. Hepsi güzeldi. Yalnız bir şey vardı. Sen kendini idare edebilecek bir dünyan vardı. Bir bilgin vardı. Bir hayat görüşün vardı. Bir kaliten vardı. Şimdi hadi biraz insan kalitesi çok önemlidir. İşte böyle hani dedin ya, ben utanarak Kadir'i görünce donuyorum çok falan. Çok utanırım. Utanıyorsun. Evet. Ama sana ben bir şey söyleyeyim mi? Sen hala yüzü kızaran, kaliteli, öyle bir hanımefendisin. Onu çok bil. Teşekkür ederim. Ben onu yani her zaman söylerim. Çok teşekkür ederim. Bir insanın yüzü kızarıyorsa altyapısında bir kalite vardır. saygı duyarım her şeyden önce. Yapılan emeğe, insanlara saygı duymayı çok seviyorum. Tabii. Ve bu öyle bir şey ki size de aynı şekilde dönüyor zaten o saygı. Tabii sen verince, ne yaparsan o şekilde geri dönüyor. Geri dönüyor. Saygı öğretilmez, kazanılır. Ama var yani, değil mi? Kökeninize. Demek ki var, bir şey bilemiyorum ben, kendimi övmek istemiyorum. Herkesin çok sevdiği, herkesin çok saydığı ve yani her konuda. Bu arada bir biyografi hazırladık. Yani sana anlatıyoruz ama bir de biz ne kadar biyografide resimle, sesle bir anlatalım bakalım neler yapmışlar. Ay çok meraklandım. Biyografimizi seyredelim. Nil Ünal İstanbul'da doğdu. 1988 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Sevimli Hırsız filminde Kemal Sunal'la başrolde oynadı. Ya ben fakir olmayıp zengin olsaydım, bir sürü param olsaydı? Yüzüne bile bakmazdım. Aramızda hiçbir şey kalmazdı. Ayrıca ne biçim sorular soruyorsun? Nasıl olsa zengin değilsin, öyle değil mi? 1988 yılında senaryosunu Aydemir Akbaş'ın yazdığı, yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in yaptığı Bir Kulum İşte filminde İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş'la birlikte oynadı. Biliyorum, beni hiç sevmedi. Zaten sevmiyordu. Ama ben seni seviyorum. Sana saygım büyük. İnan hem de çok büyük. 1990 yılında şarkıcılığa başladı ve 8 sene solistlik yaptı. Geleceğim, bekle beni, bütün kalbinle sen bekle beni, unutturmak isteyenler olsa bile eğilmeyenlerinde bekle beni. Uzaklarda değil, damarımda kanımsın, ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın. Kavanozdaki Adam, Kahraman Hamamcı, Bir Kulum İşte, Evcilik Oyunu, Sevimli Hırsız, Kanun Savaşçıları, sanatçının rol aldığı televizyon dizileri ve sinema filmlerinden bazılarıdır. Gözleriniz çok güzel. Ah, teşekkür ederim ama benim gözlerimin sizin yazı dizisiyle ne alakası var anlayamadım. Nil Ünal'a hoş geldiniz diyor, keyifli sohbetler diliyoruz. Şahane olmuş. Çok güzel. Uğraşınıza, emeğinize sağlık. Bir hazırladık ama çok sen güzel. O kadar dolusun ki çok daha güzel. Şarkılarım, filmlerim var. Biyografide seyircilerimiz seni bir biliyor ama biraz daha böyle tanısın istedik. Çok güzel olmuş. Kemal Sunal'la filmi. Evet, Sevimli Hırsız. Ne kadar şeker çocuktu, değil mi? Of, yüreği nasıl güzel bir adamdı Nasıl güzel bir adamdı. Nasıl sevgi doluydu, değil mi? Yani biz çok iyi anlaştık. Çok şeker. Ben ilk araba kullandığım dönemdi. Evimden arabayla sete geliyordum. Çıkışta ilk gün dedi ki bana, Nil sen yolu biliyor musun? Valla bakacağım, bulacağım falan dedim. Dur bak dedi, ben çıkıyorum şimdi dedi. Sen de beni arkamdan takip et. Ben sağa döneceğim, sen sola döneceksin. Sana işaret vereceğim dedi. Ben öyle ilk gün gittim. Ondan sonra öyle olduk. Birimiz sağa, birimiz sola. Her akşam gene aynı şeyi yapıyorduk. Aynen yolu gösteriyordu, o gidiyordu. Çok tatlı insandı, çok. Sinemaya geldiğin dönemlerde de bizim bu hani Yeşilçam diyoruz ya. Evet. Bunların hepsi bir kaliteydi. Tabii, bir hepsi Kemal Sunal'la oynamak, bir Kadir İnanır'la oynamak. Yani bunlar, büyük olay tabii ki. Bir de bunlar bir ağırlığı olan sinemacılar. Kesinlikle. Yani yaptıklarıyla, hayata bakışıyla. Evet. Bir de set terbiyesi vardı bizde, değil mi? Çok. O terbiyeye ne kadar hazırlıklı geldin? Çok çok. Gayet böyle okul gibi ciddiyetle, tertemiz, güzel güzel çalışmalar vardı. Ve de şeydi yani, yardımcıdır mesela. Evet. Yani mesela bu filmi çekerken işte bir yerde yazıhanede Kemal Sunal'ın orada Fatma Girik görse, seni biliyorsun hemen, Allah'ım bu ne güzel kız diye bağırıyor. Evet, Fatmacığım zaten şahane bir kadındır. Nasıl bağırır, seni bir gör ya, niye? Bana bir gün böyle yaptı, beraberdik de sen girdin Uğur filmden. Bir şeydi böyle, merhabalaştık falan filan. Böyle ya Allah'ını. Ya bu kız niye bu kadar çok güzel? Ay canımsın. Ay o kendi güzelliğini ne yapmalı? Öyle vallahi öyle. O çok içi, yüreği temiz, ağzındaki, içindeki, dilinde olan bir insan. Evet. Bu filmlerden sonra mı ufak ufak şarkıya, sahneye döndük? Evet. Sahneden önce şey var mı? Müzik yani CD, VCD. Şimdi ben aslında 12 yaşından itibaren bizim evde her gün müzik çalışması olurdu. Nasıl olurdu? Ablamla aynı evdeyiz. Tabii. Ali Kocatepe bizde, müzisyenler bizde. Sürekli şarkılar geçiliyor, çalışıyorlar. Ben de hep böyle kulak aşinalığı dinliyorum onu. Bazen katılıyorum, kendi kendime mırıldanıyorum falan. Birkaç şarkısında vokale falan girmişliğim var ablamın. Tabii o zaman onlar görünmeyenlerden. Tabii, tabii. Hatta Ali Kocatepe bir gün beni şeye, revizyon hikayesi vardı ya, ona şey yapmak istedi, sokmak istedi. Ben cesaret edemedim. Türkiye'yi gibi büyük bir ülkemizi, hani o kuvvetle hissetmedim kendimi. Ben yapmayayım dedim bunu. Aslında yani yapabilirmişim mutlaka da o dönemin heyecanı, stresi kaldıramadım. Yani ben yapmayayım dedim. Ondan sonra nasıl oldu? Başladı. Film, önce reklamlardan sonra sinema filmleri. Sinema filmlerinden dizi oyunculuğu, dizi filmler oldu. Dizi filmlerden falan tabii güncel magazin, basın, sürekli haberlerim çıkıyor, resimlerim çıkıyor. Artık bayağı tanınan bir kişi oldum. Bana gazinolardan teklif gelmeye başladı. A gazino diyelim, B gazino diyelim. Türkiye'nin en büyük gazinoları. Onlardan teklif geliyor sürekli. Hatta bir tanesine ablam çalışıyor. Sürekli patron ablamın yardımcısına söylüyormuş. İşte Nil Hanım'ı getirin, bir şey yapalım, dinleyelim. Bir görelim, bir konuşalım kendisine. Ben de daha okulu yeni mi bitirmiştim, öyle bir şeydi. Yok yok diyorum, her gün geliyor Mirvan teyzem, dinlerse kulakları çınlasın. Yok yok diyorum, Mirvan teyze boşver, ben diyorum ay sahneye çıkamam, kalpten giderim ya diyordum ben. Çok heyecanlı tipim, bilmiyor musun sen beni falan diye gülüyorduk öyle karşılıklı. Sonra ablamın programı olduğu için bir gün gittik dinlemeye. Hemen patron geldi böyle, tam Türk filmi gibi oturduk hep beraber. Programı izledim. Programı izlerken ben ruhumda, içinde çok müzik sevgisi var. İlkokulda bile mırıldanırdım, söylerdim. Ders sırasında kapı çalınır, bir öğrenci girer. Öğretmenim, Nil Ünal'ı çağırıyor benim öğretmenim. Niye? Şarkı söyleyecek bize. İnanmıyorum. Vallahi ya, öyle bir şey. Yani... Çünkü ben onu söylermişim kendi kendime teneffüslerde. Herhalde güzel müzel deyip öyle bir şey olmuş. Hadi ben tabii vazife icabı diye gidiyordum ona. Öğretmen çağırdı ya, emir büyük yerden. Ya. Giderdim, söylerdim, gelirdim. Böyle böyle şeyler oldu işte. Neticede... müzik çalıyor, ben içimden eşlik ediyorum falan. Patron da görüyor benim halimi yani. Sen dedi tamam yaparsın bu işi, mümkün değil kaçmaz dedi. Ben dedi anladım seni dedi. İçinde var. Ondan sonra ya öyle mi böyle mi falan der. Ertesi gün dedi ki sana dedi bir saz yollayacağım dedi. Bir dedi bak bakalım, sesine baksınlar senin dedi. Tamam dedim, gelsin madem, artık yüzüm de tutmadı. Gelsinler buyursunlar dedim. Onlar geldiler. Kapıyı bir açtım. 1, 2, 3, 4, 5. Bütün saz heyeti geldi. İnanmıyorum. Provaya geldi. Provaya gelmişler resmen. Çok güzel. Yani. Aa ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. 5 gittiniz falan. Bunlar da gayet tatlılıkla. Şu şarkıyı biliyor musunuz? Bunu biliyor musunuz? Repertuar geniş, çocukluğumdan beri öyle doldurmuşum ki kendimi. Çok seviyorum hakikaten müziği. Onu da söyledik, bunu da söyledik. Adamlar baktı birbirine. Ya sese bakmaya geldik göğe ama repertuar çıkarıyoruz biz falan dediler. Harika, bir geliştik hep beraber. Yaşasın. O sonra, muhteşem bir patronmuş. Tebrik ediyorum. Evet. O geldi ve onları uğurladım. Fakat bu müzisyenler kendi arasında konuşurken rahmetli Fahrettin Aslan'ın kulağına gidiyor. Tabii. Kaçar mı? En büyük. En büyük gazinolar kralı. Bir baktım 2 gün sonra bana bir telefon. Daha önce o teklif etmişti zaten. Ben yok olmaz düşünmüyorum demiştim. Seninle görüşmek istiyoruz diye menajer aradı. Ondan sonra Fahri Bey sizinle görüşmek istiyor dedi. Tamam dedim, görüşelim ne görüşeceksek. Kalktım gittim. Yahu dedi sen dedi bizi dedi reddettin, gittin Bey Gazino'yla konuşuyorsun. Olur mu böyle bir şey yahu dedi. Harika. Ben dedim ki ya onlar öyle geldi. Laf olsun diye geldi. Yok dedi. Yarın sana dedi Özcan Hoca'ya yolluyorum dedi. Allah rahmet eylesin onu da. Özcan Hoca'ya yolluyorum. Bayağı ciddi bir şarkı geçeceksiniz dedi. Çalışacaksın. İşte bilmem kaç gün sonra da başlanacak dedi. 2 ay sonra mı dedi? 1 ay sonra mı ne dedi? Orada telefon çaldı. Konuştu Fahri Bey. Ha, veriyorum dedi. Bir aldım telefonu. Merhaba canım, ben Muazzez Abacı dedi. Ne dedim, ben böyle kaldım. Muazzez Abacı ne kadar büyük bir isim. Müthiş. Ne sevdiğim bir ses. Müthiş, Türkiye'de. Aynen, dünyanın öyle. Ne canım dedi. Ya. Seni ne çok sestir. Seviyorum. Çok sempatik geliyorsun bana dedi. Kabul et, birlikte çıkalım dedi. Seni fazla da yormayacağız dedi. Bir şey yapalım, program yapalım dedi. Nasıl güzel insanlar. Ay ben böyle uçtum artık, ne yapacağımı şaşırdım. Zaten reddetme şansım kalmadı yani. Olur mu ya Muazzez? Yani bir kere Muazzez Abacı. En büyük gazinosu Maxim. Maxim. Arkadan Muazzez Abacı lütfen benim kadromda ol diyor. Evet. Ya bildiğini unutursun. Aynen aynen, ben de tamam dedim zaten, yapacak bir şey yok. Nasipmiş, kısmetmiş de. İlk geceni hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? Elin ayağın titredi. İlk geceye gitme daha, bir gece öncesine gel. Gecenin... Eller ayaklar titriyor değil mi? Uyku mu? Uyku yok. Böyle beynimde şarkı söylüyorum. Tekrar ediyorum. Ah ya. Yattım böyle, uyuyamıyorum. Uyumama imkan yok. Uyumaz. Annemler de, ablamlar da kalktılar işte. Güzel kuaförlerine gittiler. Ay diyorum ne şanslı, onların hiçbir heyecanı yok. Ben diyorum ölüyorum, haberleri yok. Ondan sonra kuaför saati geldi. Biz de gittik kuaföre falan. Tabii o arada benim saçlarımın hemen kumral kahveydi. Ona bir hafif bir renk attılar. Patlıcan moru gibi bir renk oldu. Işıklarda daha güzel duruyor. Havalar artık büyük, solist yani, oluyoruz. Hemen terzilere gidildi. Yıldırım Mayruk. Üstad. Dünyanın en güzel üstadı. En şık kıyafetlerini yapan bir numara. Ve de onun dışında ruhu güzel adam. Çok. Hepsine gidersin, paradan bahseder. Adam der ki hiç önemli değil. Alın, gidin. Nasılsa verirsiniz. Bak böyle bir adam var mı? İşte. Ama bir de sana göre. Evet. İlk önce yaptığı işte paranın önemi yok. Sana nasıl bir şey yapacak ona bakıyor değil mi? Tam bedenine bakıyor. Kendinden emin tabii, baktı. Yüzüne şöyle bakıyor. Dedi, böyle şu yakışır, dedi. Bu yakışır. Onu taşırsın. Nasıl bir şarkı söyleyeceksin? Renklerini seçiyor. Tabii ya. Şarkıyı ne tür söylüyorsun? Atıyorum türkü söylersen ona göre şarkı. Kesinlikle. Türk müziği söylersen. Tabii tabii. Yani bunlar pop söylersen büyük, nasıl büyük. Valla çok önem veriliyordu, çok değer veriliyordu. O Maxim gazinosuna gelen kitle muhteşemdi. Müzik dinleyenler. Yani gerçekten müzik severlerdi. Tabii. Senin dönemlerinde de işte abim yeni bırakmıştı. Çıt çıkmazdı böyle, ses yok. Tabii. Herkes yemeğini yer, alkışını yapar. Güzel güzel. Hakikaten çok güzel bir dönemdi. Yani şimdi ben mesela gitmek isterim, öyle bir yere yok. Yok, kalmadı. A'dan Z'ye başlar. 8-10 sanatçı çıkar. Hepsi birbirinden değerli. Ne kadar güzel bir gece aslında. Müthiş. Tabii. O günleri biz gördük, şanslıyız. Evet. Ben o günlerin daha öncesini abimde gördüğüm için. Aynen. Ben arkaya tabii yani. Hemen arkasına gidiyoruz. Beraberce Maxim'e. Orada şarkı arka tarafı. Kulisimiz. Sacit. Evet. Sacit'imiz geliyor hemen. Sevgiler yollayalım. Bizim canım arkadaşımız. Evet. Ne kadar güzel şeyler yaşadık ya. Çok. Vallahi. O geceyi anlatayım sana. İlk gece. İlk gece. Çok önemli. Şimdi tuvaletin biri gelmiş, biri gelmemiş, yetişmemiş. Eyvah, heyecandan ölüyorum. Neyse o geldi zaten sonradan da. Şimdi tam sahneye çıkacağım değil mi? Ay benim boğazım yapıştı. İnanmıyorum. Yapıştı, kurudu burası. Heyecandan. Heyecan tabii. Kurudu. Yutkunuyorum falan, ne yapacağım ben? Dediler hemen bir bardak su getirin. Nil Hanım'a olsun. İçtim. Gene yapıştı diyorum, gene yapıştı. Hadi bir şey olmaz. Bir de bana isim taklar, Cici Kız. Cici Kız zaten. Cici Kız. Lakabım oydu, Cici Kız. Cici. Zaten saz da benim çıkacağıma yakın Cici Kız şarkısını çalıyordu. Söyle bana, söyle bana, söyle bana Cici Kız, Cici Kız. Onu müzik olarak geçiyorlardı ve o şarkı bitti. Benim şarkı söyleyeceğim ilk şarkı başladı. Ben öyle böyle derken bir sırtımdan vurdular. Hadi maşallah çok güzel oldun dediler. Yollayıverdiler sahneye. Bir çıktım tabii, ben kalbimin sesini resmen beynimde duyuyordum. Ya gümp. Gümp. Resmen beynimde duyuyordum sesini. Ama müzik başlayınca hoşuma gitti. Çık tıkır çık tıkır. Ama ne heyecan değil mi? Çok büyük heyecan. Bir baktım ki devler oturuyor salonda. Full. Herkese gözler sana bakıyor. Ve devler oturuyor, imparatorlar, evet, kraliçeler, hepsi. Dönemin. Of. Biliyorsun o dönemi. Of, kimler of. Kimler yoktu. İsim saymaya gerek yok. Yok tabii ya. Muhteşem bir kilitle. Tabii onlar da hep böyle seven gözlerle baktılar. Bana moral verdiler sağ olsunlar. Ondan sonra işte birinci şarkı bitti. Ondan sonra ikinciye geçtim. Ben bir baktım, hani alkışı falan da aldım ya, bir moralim. Güven geldi, moralim düzeldi. Ondan sonra da zaten başarıyla sürdürdüm. Ya Allah diye. Ya Allah dedim. Yürü bakalım kulum, evet, vardır evet. Ya. 70 gün kadrolar değişti. Ben Maxim'de hep kaldım. 70 gün. Çünkü gelen hakikaten beni dinlemek istiyordu. Arkada çiçek satan da çiçek kalmıyordu. Evet canım. Diyorlar geliyordu çiçekçi hanım, ay Nil Hanım, bütün çiçekleri siz aldınız. Sizden sonra çıkacak İbrahim Bey var. Ona da çiçek lazım. Ne yapacağız şimdi? Al götür diyordum. İkinci sefer satıyor. İkinci sefer harika satıyordu. İyi yapıyorsun. Yani onların da ya, evet, tabii, helal olsun. Çok mutlu oldu onlar. Onlar da ne diyorsun? Şimdi beni nerede görse ay Nil Hanım diye nasıl sarılır, nasıl sarılır o kadın. İstanbul'un dışında Ankara, İzmir? Tabii. Dediğim gibi bu 70 günlük Maxim maratonundan sonra Türkiye'nin her tarafından bana teklif yağmaya başladı sahne için. Ama ayrılmadın şeyden. Maxim'den. Hayır ama kısa Maxim'in dönemlerle. Peki şeyi var mıydı Ankara'da eskiden abimin döneminde mesela Maxim Ankara yok. Köşk vardı. Yoktu o zaman. İşte İzmir fuar vardı falan yoktu değil mi? Yoktu onlar. Şey, evet, onlar yoktu. Onlar tek... Yani biz Fahri Bey'le konuştuk, tabii ki gidebilirsin diğer yerlere dedi. Evet. Yani ihtiyacımız olduğunda yeni bir kadro açıldı, hemen program olacağında oraya geliyordum yine. Tabii bu, orada ben bayağı bir şey oldum. Piştim, evet. Laf arıyordum, piştim. Piştim, anladım ben onun için. Ondan sonra işte Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, her tarafa gittim. Tabii. Her tarafa gittim, her taraf istiyorlardı. İsmim var. İşte menajerimiz vardı, menajerimiz 15'er günlük program ayarlıyordu. İsmim var. Gece orada bitiriyordum programı, sabah uçağına İstanbul'a gelip hadi Bursa'ya hareket ediyordum. Çok yoğun bir tempo. Bursa'da valizleri atıyorduk, provaya geçiyorduk. Provayı yapıyorduk, banyo bağlıyordum, artık uyuyacağım neredeyse. Tekrar hazırlanma, saçlar sarılıyor bilmem ne, tekrar çok bir şey. Çıkacak. Evet, bayağı matineler yoğun. Var mıydı o zaman? Vardı. Haftada 2 gün Maksim'de matine vardı. O şeyde var mıydı? Mesela Bursa'ya gittin. Vardı. Çarşamba, onlar da pazar var mıydı? Yapıyorlardı. Orada? Pazar yoktu da ama çarşamba hafta içi hanımlara özel çayları oluyordu. Ne şeker, öyle. Ne güzel. Veya birilerinin nişanları oluyordu özel gece. Hani ekstra kalabalık. Biz katılalım. Veya bir parti liderinin gecesi oluyordu. O gece beni de dahil etmek istiyorlardı. Gidiyordum. Valiliğe gidiyorduk Ankara'da. Yani bütün bu özel, vali evlerine, özel, evet. Özel yani. Özel valilik evlerine. Mesela bir komutanımız veda yemeği oluyor. Orada da onlara bir program yapıyorduk. Müzikli bir gece dinliyorlardı. Ondan sonra vedalarını yapıyordu. Yani her tarafta çok yoğun çalıştım ben. Ama ne güzel. Bak, ta ki gazinolar kapanana kadar. Bir de baştan istemeden yani. Yani cebime. Aslında çok seviyormuşum da utangaçlığımdan yapmamışım yani, onu istememişim. Yani acaba? Yo çok seviyormuşum. Hayır, bir de bende şu var, hani bir yaptığım bir işi mükemmel yapmak istiyorum. Tabii. Yani kendime güvenim geldiği andan itibaren tamamım. Tamam dedin değil mi? Tamam dedim. Ben bu işi yapabiliyorum. O zaman güvenim de arttı. Zevkle, keyifle, çalışmayla, sürekli hocamla çalışa. Her programa yeni repertuarlar yaparak, her programa yeni kıyafetler yaparak. Bu iş çok masraflı bir iş tabii. Sahne işi. Olmaz mı? Görselin de çok önemli. Çok. Olmaz mı? Görsel günlük var. Hayatta, gece hayatı, sahne hayatı hepsinde pırıl pırıl bir İnsan görüyorlar. Öyle de devam etmesi gerekiyor. Bir de şarkıların ezberi var. Evet, şarkıyı nasıl söyleyeceğim var. Evet. Hangi şarkıları söyleyeceğim var. Çok dolu geçiyordu yani. O dolu geçmekten de şimdi memnundum. Bana öyle memnundum. Şimdi ondan dolayı herhalde böyle bir hiperaktivite oluştu bende. Pek oturamıyorum böyle. Hareket istiyorum. Evde bile yerimde duramıyorum yani. Biliyoruz biz. Onun için bir gösterelim bakalım senin ne kadar hiperaktifsin yaptıklarınla. Neler yapmışım. Şarkı derlememiz var. Bir görelim bakalım neler var. Katlanırsın, sabredip katlanırsın. Nereye yaşıyorum, referandum tutturmuşum ben. Dilimde hep senin adın, ah yanımda sen olsaydın, referandum tutturmuşum ben. Uzaklarda değil, damarımda kanımsın. Ben sensiz yaşayamam, hayatımsın, canımsın. İste kölen olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen, inan yaşatmam seni. Evet. Bu muydu? Güzellikler evet. içinde bir Bodrum. Ay çok güzel oldu. Bodrum en son yeni çektiğim klip. 28 Ekim'de gittik. Ekim'in sonuydu. Orada çalıştık, çektik ve orada hani böyle ışık mışık yok. Doğanın verdiği şahane ışıkla. Görüntülerimiz gayet doğal. Çok doğal ortamlarda. Gümüşlük, Turgut Reis, Akyarlar, başka Gündoğan, Bites, her tarafta çektik. Çok güzeldi. Öbür şarkılarını beğendin mi? Hazırladığımız. Ay harika. Tekrar o günlere döndüm bir anda. Mi? Vallahi evet, o günlere döndüm. Ya. O andaki şeylerin böyle aklımdan duyguları geçti. Evet bak hemen gözlerim benim doluyor. Ben niye böyleyim bilmiyorum. Burcun neydi? Hepsi sen? Güzel. Akrebim ben. Akrepti değil mi? Duygusal burç. Of, hem de nasıl? Nasıl? Çok duygusal. Duygusal. Bir de böyle evcimen. Çok. Evi sever. Ailesine sahiplenir. Sevdiklerine ailecidir. Sahiplenir. Bir de hainecidir. Çok. Değil mi? Öyleyiz biz. Ah canım ya. Çok da mutluyum yani. Herhalde mutlu olacaksın, bu kadar artılarla gelen bir yaşamın var, kişiliğin var, bilgin, tecrüben, yaşadıkların. Aslında en donanımlı zamanım diyorum ben kendime. Çünkü her türlü şeyi hem gözlemle hem çalışarak kendim en donanımlı zamanım olduğunu düşünüyorum. Zaten öyledir biliyorsun. Birikim oldu. Tabii. Hamdım, piştim, yandım. Böyle bir söz var biliyorsun. Vay, çok süper. Önemli tabii. Tabii. Yani hamdık o dönemde. Her gün bir şeyler öğreniyorsun. Bizim o dönemimizde bir ben çok kutluyorum Yeşilçam'da film yapanları o zaman. Yokluk içinde. Yokluk içinde. Ve başarı. Ve başarı ve hala Yeşilçam filmi oynadığı zaman herkes ekrana kilitleniyor. Aynen. Herkes onu seyrediyor. Yani 2 günde aynı evde çekip bitirmek zorundayız. Bir sürü sahneyi. Çünkü evin kirasını ödeyecek para yok. Mecburuz 2 güne sıkıştıracağız. Hayatım bir de şey yok biliyorsun. Neler? Negatif az. Az. Fazla negatif kare kullanamıyorsun. Yok ya kullanamazsın. Bir burada ağlıyorum, makyajlarım akmış. Bir saniye sonra standart Nil Hanım gelinlik giyiyorsun. Aniden tabii. Yani gözler kızarmış için, ve biz gerçekten ağlıyorduk. Şimdi tabii başka şeyler konuluyor falan da gerçekten ağlıyorduk. Siz kendiniz bir sırtını öyle biliyorsun. Nil diye sırtını dönüyordun sen. Evet. Hazır olunca haber ver diyordun. Ben hazırım diyordum. Bir dönüyorsun kamera diyoruz. Gözler dolu. Şakır şakır ağlıyoruz. Yani bu sevgi bu ya. Sevgi sevgi. İşini yani sevmek. Aşkla yaptık. Aynen. Vallahi sevmeyen insan yapamaz. Para yoktu ki sinemada yoktu. Ben hep onun esprisini yapıyorum gelenlerle de. Yani biz o filmleri çektik, siz o filmlerde kıyafetler falan da hep kendimizdi. Kuaför yoktu, makyöz yoktu. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoktu, ulaşım yok. Yok canım, sabahleyin sete hazır geliyorsunuz böyle. Aynen. Alışkanlığınız öyle, seni çağırınca ben buraya bir baktım hazır geldin. Hazır geldi. Ne olur ne olmaz diye. Tabii yok yani öyle seviyorum yani. Tabii tabii. Yani böyle alışmışız biz. Başka bir şey ya. Böyle bir ekol. O günleri hem arıyoruz yani hem de bugünlerle kıyaslarken tabii çok keyfimiz kaçıyor bizim. Teknoloji çok gelişti şimdi. Ama çok duygu büyüdü. Bitti. Duygu bitti. İçimizden gitmesin de. Hayır bizde gitmiyor. Bizler o duygularla geldiğimiz için bizden gitmiyor. Evet. Ama yeni dönemin, yeni gençliklerinin duyguları bizler kadar değil. Çünkü onlar evin içinde internetle her şeyi yapıyorlar. Öyle. Biz öyle değildik. Biz sokağa çıkıyorduk. Gözlemler. Sokak hem gözlemliyorduk, sokakta oturuyorduk. Ne bileyim bir çay kahve içiyorduk. Değil mi? Bir araya geliyorduk zaman zaman. Ne haber? Otur bir yerde yemek ye. Tabii çocuklar bile evden çıkmak istemiyor artık. İnternet bağımlısı herkes. Oradan o duygu onun için yok. Ondan yok. Bizim dönemlerimizdeki filmlerin içindeki duygu da bundan var. Samimiyet, sıcaklık, arkadaşlık. Ve dikkat ediyorum hep her filmde de bir öğüt var aslında. Tabii. altında yani bir, altında bir şey var. Bir imza var sonunda, kesinlikle. Diyor ki bunu anlatıyor. Evet. Yani o filmi sonra böyle düşünüyorsun, buydu aslında. Bir şey veriyor değil mi? Kesinlikle. Bir tek sözle bir olay anlatıyor. Sevebilirsin, dikkat et, işte yanlış yapma, işte ayrılıklar öyledir ama yaşamdır. Hep bir imzası vardır. Seven insanların hayatı vardır. Ben şimdi bakıyorum da erkekler ekseriyetle böyle o duygu ve sevgilerinde gözleri doldurarak çekiyorduk. Nerede öyle sevgiler? Bitti. Yok. Bitti. Anlatamıyoruz. Öyleydi. Anlatamıyorlar tabii değil mi? Yani şimdi başka bir yerdeler. Yani şimdi derdimiz vardı ya. Hepimizin bir derdi vardı biliyor musun? Senin de vardı derdin. Film çekerken şu film iyi olsun, güzel oynayayım. Öbür film bilmem ne. Bunu çok iyi anlatmam lazım. Değilse de yanında profesyoneller vardı. Onlarla beraber o nasıl oynadığı için sen de kaptırıyordun kendini. Kaptırıyordun. Ben işte bir tane en son o burada görünmedi sanırım. Bir dizide oynamıştım. Orada diziler var hayatım. Sen merak etme, her şeyi hazırladık. Bir hafta kolay değil senden. Oh, bir hafta benle uğraştınız yani. Ay, keyifle, kıyamam, keyifle. Ben de kim anlıyor diyorum acaba, kulaklarım kızarıyor. Bunlar kolay olmuyor. Yani bir sahne vardı. Kocam olacak adam geliyor. Ahmet Mümtaz Taylan. Çok sevgiler buna. Geliyor, evde bir terör estiriyor. Bir bağırış, bir çağırış, bir kıyamet, aynalar kırılıyor. Benim orada dümdüz durmam lazım ve o korkuyu yüzümde hissettirmem lazım ve ağlamam lazım o korkuyla birlikte. Durmuşum. Yani şimdi ben tabii onu kendi içimde gerçekten orada öyle bir olayı yaşıyorum, hissetmem lazım ki onu verebilmem için. Döktürmüşsünüz. Valla bitti sahne, hemen baktım. Çok sahiciydi dediler. Ya, çok sahici oynadın dediler. Mısın? Oynadığının bile gözünün içinde var şu anda. Değil mi? Var bak, gözler nasıl gitti. Yani o sahneyi bile onu duymak bana zaten yeterli bir keyifti. Ne kadar mutlu oluyorduk ya. Çok, bir sahne çekiyoruz. Çok beğeniyoruz. Aslında deli işi yapılır şey de, gece 3'te yatıyorsun, 7'de kalk diyorlar sana. 8'de sete gidiyorsun. Zaten. Hadi yine 20 saat çalışıyorsun. Deli yani, ama yani. Ama işte seven yapar, sevmeyen yapamaz. Yani bazıları diyor ki çok uzun saatler yoruluyoruz. Yorulacaksın tabii. Evet. Bu iş başka iş. Yorulmadan hiçbir iş olmaz. Hiç. Ev kadını bile evde yoruluyor. Aynen. Yorulmuyorsa eve giremezsin zaten. Aynen. Bir klibini gördüm. Daha önce görmüştüm ama tabii şimdi sen geldiğin için böyle geliyorsun. Yani dikkat ederek gördüm. Sen gelinlik giydin de özel yaşamımızda var mıydı evlilik? Var mıydı? Yoktu tabii. Yoktu. Onu bildiğim için ben. Yoktu. Filmlerde klipte çok giydiğim için tercih etmedim. Ama ben senin o şeyini bekle benim diye bir parçam var. Evet. Onda vallahi çok yakışmış. Hadi bir koyalım. Bir de beraber söyleyelim bakalım. Öyle mi? Aa, çok bakalım. İyi. Tamam. Hadi süper. Mikrofonumuzu aldık. Epeydir bekle beni diyor. Bütün gidelim. Bekleyen aşklara gel. geleceğim. Bekle beni, bütün kalbinle sen bekle beni. Unutturmak isteyenler olsa bile eğilmeyenlerinde bekle beni. Ağrırken bekle, kimseler beklemezken bekle beni. Ah karlar tozarken bekle, ortalık ağrırken bekle, kimseler beklemezken bekle beni. Geleceğim, bekle beni, bütün gücünle sen bekle beni. Soluk sıkıntılar ile ağırlaşan yağmurlar içinde sen bekle beni. Geleceğim, bekle beni, bütün kalbinle sen bekle beni. Unutturmak isteyenler olsa bile eğilme önlerinde bekle beni. Geleceğim, bekle beni, bütün gücünle sen bekle beni. Soluk sıkıntılar ile ağırlaşan yağmurlar içinde sen bekle beni. Teşekkürler. Büyük bir alkış geliyor. Çok mersi, çok mersi. Çok. Ne kadar güzel bir şarkı. Çok güzel şarkı değil mi? Çok şeker. Bir evet. Yani senin o cici kızın var ya, aha, o cici kızın söyleyeceği bir şarkı. Evet, evet, evet. O sevimli. Seven, sevdiğini bekleyen yani, bir kızın. Karlar da yağsa, buzlar da tutsa her şeye rağmen beklemek, sevgiyi mi beklemek. Peki bir şey söyleyeceğim. Sadakat. Canım, senin bu bestelerini sana getirdikleri zaman seçiyorsun değil mi? Yani tabii, ben tabii, tabii. Bir de sana ya bunu oku. Oluyor, o da oluyor. Oluyor mu? Oluyor o da maalesef. Fark diyorlar ki yani şey, artık bunu da koyalım. Bu da güzel, halk bu türü sever falan diye oluyor. Peki yani mesela senin o konudaki duygularına inandığım için ben. Mesela şu şarkıyı ben söylersem çok iyi söylerim, çok da tutar diyorsun. Diyorum. Şimdi bir kere onu koyduruyorsun. Bir. Öbürü de diyor ki ya bu da bu yazarı çizeri. Tabii bunu benimki işi bilenler diyor, söylediği için. Söylüyor mu? Bunu bilen söyleyince gerçekten tuttuğunu gördün mü? Seni açtı mı? Seviliyor, seviliyor. Biliyorlar. Ama benim en sevdiğim şarkılar duyarak hissettiğim şarkılar. Ha. Ben kendimde biliyorum yani. Onu yürekten söylüyorsun, kalbi sesle söylüyorsun, hissederek söylüyorsun. Onlarda da ben kendimi daha iyi buluyorum mesela bir şarkıcı olarak. Hareketli şarkılarda pek performans gösteremiyorsun zaten. Hareketli şarkılar herkesin rahatlıkça söyleyebileceği türden oluyor. Ama çabuk işte, geçiyor. Modası çabuk geçiyor, değil kalıcı mi? Olmuyor. Mesela evet, bu Damarımda Kanımsın en son yaptığımız şarkı. Kalıcı. Aslında şarkıyı çok önceden yaptım da klibini yeni çektim ben bunun. Evet. Ama yeni yılda bir sürprizim var. İlk defa burada açıklıyorum. Üstad Zekai Tunca'nın Best Of'u yapılıyor. 10-12 şarkısı sanırım. 12 ayrı şarkıcı seslendirecek şarkılarını. Bir tanesine ben seslendireceğim. Sanırım önümüzdeki hafta kayda giriyorum. Altyapılar oldu. Of ne güzel. Ondan sonra onun heyecanı var şimdi bende. Neşesin. Çok güzel bir şarkı seçtim. Bakalım hayırlısı. Onun tabii klibi de çekilecek. Yeni yıl sürprizi o. Aman ne güzel. Evet. Ne güzel. Çok senin doğru. Şimdi bir büyük şeyin daha var. Biraz hareketli ama keyifli bir şey. Bir günlük hasret demişsin ya. Aa, bir günlük hasret. Ha? Hadi bakalım beraberce söyleyelim. Söyleyelim. Hadi bir günlük hasret diyelim. Büyük alkışlar ya. Büyük alkışlar ya. Çok mersi. Ya. Bir günlük hasrete bile dayanamayanlar var demek ki. Var mı? Var mı? Yok. Nerede? Nerede? Bazı şeyler laflarda kalıyor değil mi? Evet, evet. Sözlerde kalıyor. Çok duygusalsın. Kendi içinde böyle sözler yazıyor musun? Aa, tabii yazıyorum. Var mı? Aa, benim bestelerim de var. Ayıptır söylemesi. Ne söyle, ayıptır değil ki, bunlar ne kadar güzel. Öyle derler ya. Ama olması var, var. Lazım. Ama daha hayata geçiremediğim için şarkı, müziğini de yapıyorum. Bestesini de, sözlerini de yazıyorum. İkisi bir arada çıkıyor zaten bende. Çok güzel şeylerim var. Yazdıklarım bu. Var. Onları bir albüm olarak değerlendirmek istiyorum. Nil'den Gönül'den diye. Muhteşem. Değil mi? Of. Nil'den Gönül'den. Müteşem. Sözü bir kere... Hem söz, başlık, hem müzik. Afiş güzel. Nil'den Gönül'den dedim, ne bitti iş yani. Bir tek aranje olacak. Aranje olduktan sonra da okumalara gireceğim. E peki ne oluyor? Niye yapamıyoruz? Şey mi bulamadık? Hayır, bunu benim kafamda zaten projelendireceğim. Şimdi bu önümüzdeki günlerde yapacağım işten sonra sanırım onu yapacağım. Yani biraz giriyoruz bu işe. Evet evet, giriyoruz. Girelim. Çok uzakta kaldım. Bana göre girelim. Yani bu şey... Hep o Merkür'ün yüzünden. Bu Merkür'den değil mi? Bu Merkür biraz zorluydu. Herkes Merkür'e atıyor evet. Bir tembellik, bir uyuşukluk. Evet. Yo, onların hepsi bitecek. Bir de işlerin ters gitmesi falan, bakalım bu sene burcumuza iyi diyor. İnşallah iyi olacak. İnşallah iyi olacak. Bir de bu... sevenlerime sürprizlerim var. Çok kızıyorlar bana. Sizi ekranda görmek istiyoruz diyorlar. Doğru söylüyorlar ama. Gerçekten çok kızıyorlar, yazıyorlar. Onlarla biz yazışıyoruz, söylüyorlar. Bunlardan zaten İstekleri onların o. Biz sizi görmek istiyoruz diyorlar. Aynen, aynen. Bir de ben şeyi söyleyeceğim. Yani bu yazdıklarını, çizdiklerini, yaptıklarını hayata geçirecek birilerini de bulalım. Var. Birilerini bulalım yani. Sana bu konuda destek olacak insanlar. Sevinirim. Sevinirim. Ne olacak yani? Gönülden Gönülden. Of, yani sen önemlisin ya. Kıymetlisin yani. Ay canım ya. Vallahi kıymetlisin. Çünkü teşekkür şöyle ederim. Söylediğin şarkılarla ne yapıyor ablam? Biraz da laflayalım mı? Ablacığım çok iyi. Gökben'i ben çok severim. Var. Çok severim, biliyorsun onu da. Gökben bugünlerde çok meşgul. Çok yoğun. Neden dersen, bir tane minik bebek girdi ailemize. Yaşasın. Gökben'in kızının bebeği oldu. Mi? Erkek. Yaşasın. Ay, bizim Atam abimiz var bir tane. İnanmıyorum. Ay ne şeker, ne şeker. Ben de haftanın 5 günü onlarda kalıyorum. Öyle büyük aşk ki. Hiç yaşamadığım bir aşk. Aa, tabii. İnanılmaz doğrudur. Seviyorum. Sevilmez mi ya bir de? Her anını böyle birlikte yaşamak, bakması, görmesi. Allah'ım yarabbim, ne kadar büyük bir şey. Bebek olmak da çok zor. Zor değil mi? Çok zor bebek olmak da. Hayata tutunabilmek. Allah'ım ne kadar büyüksün. Her şeyi yeni öğreniyor, yeni görüyor. Bakıyor, bilinçleniyor. Çözecek, sen kimsin? Evet. Bu kim? Bu annen, bu teyzen. Gaz sancısı var, söyleyemiyor, ağlıyor garibim. İnanmıyorum ya. Ya tabii bir kaka yaptı, biz bütün aile oley. Hadi ya, harika ya. Tabii bebek için en mühim problem. Aynen. Çünkü. Kime benziyor? Gökben'e benziyor mu? Gökben'in tenini almış, beyaz tenini almış. Yani yüz ifadesinde de bazen böyle hani bir insanın havası var dersin ya, öyle bir şey çalıyor ama genelde babaya çok benziyor. Erkek de değil mi? Erkek. Allah. Erkek. Ömrün uzun etsin. Evet, Allah size ne kadar renktir biliyorsun değil mi hayata? Ha? Size, bütün aileye. Bütün gün kucağımda, biliyor musun nasıl müziksever oldu o? Evet, tabii sen... Annesi hamileyken hep müzik dinledi. Anneanne öyle. Anneanne öyle, teyze öyle. Teyze öyle. Bizim kucağımızda öyle uyuyor çocuk. Açıyoruz bir müzik. Sonra da niye müzisyen oldun diyorsun. Böyle müzik, biz öyle demeyiz. Hayır, mesela diyorlar ki nasıl oldu? Şimdi annemin kucağında oldum, doğru. Aynen. Doğru, böyle olmuyor yani. Begüm yeğenimin adı. O alıyor şimdi gitarı. O da gitar dersi falan almış, biliyor. Ona çalıyor. Çalarken oturuyor, onu seyrediyor. Şimdi onu seyrediyor. Anneyi seyrediyor. Seyrediyor. Bakıyor. O diyecek ki birkaç sene sonra ben de çalacağım diye üstüne gidecek olayı. Öyle ama böyle. Çekirdekten yetişecek. Evet. Ama böyle oluyor biliyorsunuz. Bazı insanların kendi içinde oluyor da kısmetleri olmuyor. Evet. Öyle bir yerde doğuyor. O duygu var, o şey var. Tabii. Ama imkan yok. Öyle bir şans yok ya. Şans çok önemli bir faktör. Aynen. İnsanın hayatında. Ben söylüyorum, şansın. Kesinlikle çok önemi var şansın. Mesela ben bu kadar güzel şarkılar yaptım ama hiç albümlerimde arkamdaki firmalardan bir destek görmedim açıkçası. O yüzden istediğim şeye gelemedim yani şarkı olarak. Senin filmlerin var. Çocuklar hazırladı. Onlar bir de onu söyledim. Seyredelim. Haydi bakalım filmlerini bir görelim. Nilimizin. Sus, konuşma. Ne demek istediğini anladım. Ben de seni seviyorum Tekin. Kendini yorma. Ebru çok iyi. Ona birkaç gün gelemeyeceğini söyledi. Kendine geliyor. Anne, lütfen yanına gidelim. Acele etme yavrum. Biz babamı çoktan kaybettik gibi anne. Ne demek bu Nazlı? Baban kurtuldu yavrum. Görmüyor musun? Hayır anne, hayır. Kurtulan babam değil. Beyin. Kocam nerede? Güven'i istiyor. Güven neredesin? Kim bu kadın? Kim bu, neyin oluyor? Aa, bir de neyin oluyor diye soruyor. Ben onun karısıyım. Ya sen kimsin? Karısı mı? Ayol, ben onun karısıyım. Ne? Karısı mı? Yalan söylüyorsun. Ben onun nikahlı karısıyım. Sen yalan söylüyorsun. Ben Güven'in 8 yıllık karısıyım. Sen ancak onun dostu olabilirsin. Konuşsana. Asıl ben onun karısıyım. Bu karnımdaki de onun çocuğu. Namussuz herif! Nasıl yaparsın bunu? Bir de buna bakalım. Nasıl, güzel mi? Bilmem. Peki, bunu alıyoruz. Hangimiz bozuyoruz mutluluğu? Hangimiz aksi? Hangimiz terbiyesiz? Hangimiz kavgacı? Ben mi, sen mi? Haftada 2-3 akşamcık dışarıda yemek yiyelim, eğlenelim derim. Para nerede diye bağırmaya başlarsın. Aa, hepsi bitiyor karıcığım. Şirkete telefon ettim, şef olduğunu söylediler. Kutladılar beni. Çok iyi bir ev kadınıymışım. Patron hayran olmuş ev hayatımıza, mutluluğumuza. Enişte sen ne getirdin? Ne eniştesi? Terbiyesiz. Olacak ama. Olmayacak. Bak, yeğenlerine yakıştırıyor. Gel bırak şu inadı. Hede. Sen benim abim sayılırsın. Ama beşikerde değil miyiz? Ben inanmam öyle demode şeyleri. Kız, seni seviyorum. Ben de. Nişan hediyesi ne istiyorsun? Yüzük. Hemen satın alayım. Olmaz. O zaman bir değeri kalmaz. Öyleyse çalarım. Harika. En güzelini çalarım. İşte bu kadar. Ay, bu bir rüya benim için. Harika bir şey. İsrarından başlayan yaşamınızı, sabıkalarınızı, yüreğinizle, bileğinizle ve de zekanızla bu hale nasıl geldiğinizi araştırdım. Fakiri, muhtaca yardım etmeniz, zayıfı korumanız sizi seçmemde en büyük etken oldu. Her şeyi biliyorsun. Bilmediklerimi de sizden öğrenmek istiyorum. Nasıl, haksız mıyım? Tebessüm edince daha yakışıklı oluyorsun. Bilmemekte inat ettin. Ama bir gün mutlaka gülerken fotoğrafını çekeceğim. Beni şımartacaksın ha. Neredesin sen? Aman, şimdi geldiğime pişman etmeyin de. Arkadaşlarımlaydım, ne olmuş? Kızım bak, annen daha uyumamış. Günahtır, hasta kadın. Çiğdem diyorum. Ne var? Kızım, nerede kaldın, sabah olacak. Ben üniversiteye gidiyorum, çocuk değilim. Arkadaşlarımla gezmeye, eğlenmeye ihtiyacım var. Üstüme varmayın, tamam mı? Alışın artık. Şu son kareyi vallahi ben hiç unutmuşum. Çok güzel geldi. Filmlerini gördüm. Kanun Savaşçıları, evet ya. Bir yasak aşk seyrettik. Yasak aşk, Ekrem Boray ile rahmetli. Gökben de var o filmde. Öyle mi? Evet, biz iki kardeş oynadık. İki kardeş aynı adamı seviyoruz. O karısı, ben sevgilisi durumundaydık. Sonra ablamdan o filmde güzel bir tokat yediğimi hatırlıyorum. Film gereği tabii. Ekrem Boray değil mi? Ekrem Boray müthiş oyuncu tabii. Ne demek? Artık yattığı yer hepsinin cenneti olsun da. Öldü demiyorum, yaşıyor onlar. Ya tabii ki. Ben öyle görüyorum. Tabii ki, tabii ki. Kavanoz'daki adam. Ya, TRT'ye çektiniz değil mi? Ahmet Mekin. Bir kulum işte, İbrahim Tatlıses. Yes. İbrahim Tatlıses. Bir evcilik oyunu gördük. Ha, Tarık Tarcan'la beraber. Ahu Tuğba da var o filmde. Tatlı bir filmdi, sevimli hırsız gördük. Kemal'imizi. İşte o Kemal Sunal'la. Hani böyle titredim falan dediğin kavgamızda Kadir İnanır'la gördüm. Ya. Ha, orada yıllar sonra bana bir teklif geldi. Kadir İnanır'la deyince gözlerim parladı. Evet, Kadir. Bir tane de sen söylemişsin böyle. Yapma. Yapma. Beni ateşlere atma. Koydular. Yapma. Hadi bakalım hemen beni yapmayı koyduk. Beni sensiz yarım bırakma. Yapma. Beni ateşlere atma. Yapma. Beni yalnızlığa bırakma. Yapma. Beni ateşlere atma. Yapma. Beni yalnızlığa bırakma. İkimiz bir bütün olmuşken, deliler gibi sevmişken, yapma. Beni sensiz yarım bırakma. Ah, 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 gel yapma. Aynı dalda iki gül olmuşuz biz. Kan olmuşuz, can olmuşuz, bir olmuşuz biz. Kutsaldır bu sevgimiz, kutsaldır bu sevgimiz, yapma. Bu sevdaya haram katma. Ah, 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 gel yapma. Yapma. Başımı belaya sokma. Yapma. Adımı kötüye çıkarma. Tek sana yandı bu deli yüreğim. Tek sana bağlandı bu deli yüreğim. Yapma. Aklımı başımdan alma. Yapma. Aynı dalda iki gül olmuşuz biz. Kan olmuşuz, can olmuşuz, bir olmuşuz biz. Kutsaldır bu sevgimiz, kutsaldır bu sevgimiz, yapma. Bu sevdaya haram katma. Süper bir şarkı değil mi? İncim, çok yani güzel, ben de çok seviyorum. İşte bak bunu ben bunda hissede hissede söylüyorum. Ya, tamamen yürekten geliyor. Yemin ediyorum elim ayağım titriyor. Annem de çok sever bu şarkımı. Anneciğime de armağan olsun. Anneciğine sevgiler olsun, güzellikler olsun. Bir kere böyle bir kız dünyaya getirmiş. Böyle bir kızı var Can. Abla öyle. Öyle öyle. Yani hep ailece. Bir de bu kızımız, bir tanemiz. Yani elim ayağım titredi, yemin ediyorum. Şarkı dokundurdu bir yerlere galiba. Dokunmak değil yani, biz duygu insanıyız. Duygu insanıyız ondan tabii tabii. Yani çok bu tür şeyler bir de çok güzel. Bazı şarkılar var, diyorlar ya böyle hit olacak. Yani bu şey hit olur. Bunu bir yerde çal, birkaç kere çal. Tabii tabii, tanıtım çok önemli. Bütün, ya sen bunu tanıt. Bu şarkının klibi yok, hiçbir şey yok yani. O kadar güzel şarkılar ki bu albümdeki, severken yoruldum. Şimdi tekrar albüm plakçalarda Bordo Müzik etiketiyle bulabilirler bu albümü. Bordo Müzik. Var mı Bordo? Evet evet. Bordo Müzik etiketiyle plakçalarda rahatlıkla bulurlar. Bu yapma var ya, olağanüstü. Bu başımı yani, belaya sokma, adımı kötüye çıkarma diyor. Of. İsyan bayıldım. Var şarkıda. Bayıldım. Ben de öyle. Söylerken inan hissediyorum ve tüylerim aynen, ürperiyor yani. Öyle bir şarkı. Bak bu olacak. Altına imza atıyorum. Teşekkür ediyorum inşallah. Her şeyin olacak da bu artılarla. Evet bu çok kesinlikle. Çok müthiş bir şey. Bir de son yaptığın var ya, onu da unutmuyoruz. Damarımda kanımsını unutmuyoruz. Sinan Subaşı'nın sözü ve müziği ona ait bir eseri. Klibi. O klibi onun de işte yeni yaptık. O da Bordo Müzik etiketiyle YouTube'dan rahatlıkla izleyebilirler. Beğenilerini yapabilirler. Tıklarlarsa çok sevinirim. Güzel olur. Hepsini tıklarız. Evet. Benim bir tanem, benim canımsın, güzelim. İyi ki varsın. Ben böyle 1,5 saat nasıl geçti hiç anlamış değilim. Ben de anlamış değilim. Çünkü o kadar yoğun, o kadar hayatın, o kadar güleç, duygu, sanatın, yaptıklarınla özelsin, kıymetlisin. Mahcup ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bunu yürekten söylüyorum. Ve onun için bizim kalplerimiz seni unutur mu da varsın, unutulmayacak. Sizi seviyorum. Kalplerimiz seni unutmayacak. Unutmayın beni. Hiç kimse unutmayacak. Ay, ağlarım, seni ben seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bu güzel, bu nadide programda olduğum için gerçekten onore oldum ve çok mutlu oldum. Bu güzel TV'de çalışmak ayrıcalıktır. Ben de buraya konuk olduğum için mutluluk diyorum. Onur çok duyduk. Teşekkür ediyorum. İyi ki çok çağırdık. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. İyi ki. Biz son damarımda kanımla alasmaldık diyoruz. Evet. Bir dinleyerek alasmaldık dinleyelim. Öyle başladık, öyle bitirelim bakalım. Evet, bu yeni. Uzaklarda değil, damarımda kanımsın. Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın. Sen uzaklarda değil, damarımda kanımsın. Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın. İste kölen olayım, İstersen öldür beni. Başkasını seversen inan yaşatmam seni. İste kölen olayım, İstersen öldür beni. Başkasını seversen inan yaşatmam seni. Seviyorsan sözlerime darılma. Seni kıskanıyorum, beni yanından ayırma. Birazcık seviyorsan sözlerime darılma. Seni kıskanıyorum, beni yanından ayırma. İste kölen olayım, İstersen öldür beni. Başkasını seversen çatmam seni. İste kölen olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen inan yaşatmam seni. İste kölen olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen inan yaşatmam seni. İste kölen olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen inan yaşatmam seni.